Hadi'cim ilk müziğe sen, ilk piyanist olarak sen başladın değil mi? Yani hani ne diyoruz ona? Piyanist, piyanist şarkısı. Piyanist, eğlendirici piyanist. Eğlendirici piyanist. Entertainer, piano player. Hah, bu evet. Türkiye'de ilk senle başladı. Yani bende başlamadı. Daha ben doğrusu, öyle biliyorum ya da. Yani tabii ki geniş halk kitlelerine ulaştırmayı ben yaptım. Benden önce Şefik Uygüner vardı. Hatta ben onun yanında bir süre yetiştim, çalıştım. Ama albümle, plakla ilgileri yoktu uzaktan yakından. Ve kıyamet koptu. Yani ilk evet, albümünü yaptığın evet, zaman yer yerinden oynadı. Sevgili Nilbura'ya da buradan selam gönderelim. Nil'in doğum günü vardı çalıştığım yerde, sevgili Anastasiye. Ay sevgili Nilburaklı da yılbaşında birlikteydik öyle Kıbrıs'ta. Mi? Canım benim, seyrediyorsa ona, sevgilerimi yolluyorum ona. Onun gecesine hatta Bülent Bülent de davetliydi Ersoy o zaman. 20 kişi gel. O gece bir eğlendiriyorum işte milleti gece. Bir adam geldi piyanonun başına, dedi ki senin şu yaptığın işi dedi, acaba plak yapsak ne dersiniz dedi. Yap tabii iflas etmek istiyorsan dedim adama. Yok dedi yapalım ya. Dedi. Satarız dedim, bizim Vestiyer'e koyarız dedim. Vestiyer'de satarız dedim. Yani hala adamı durduruyorum ben yani. Neyse sonra Mustafa Özkent kulakları çınlasın aranjör. 4 kişilik bir orkestrayla girdik. Çok uzun hikaye, programı bölmek istemiyorum fazla anılarla. Ve öylece başladı. İlk albüm 2-3 ay rafta durdu. Kimse fark etmedi. Sonra bir gün baktım ki şeydeyim, Bodrum'dayım. Bir yerde çalmaya başladı. Benim albümüm. Kıyamet koptu. O yılı ben o kadar iyi evet, hatırlıyorum ki. Kıyamet ve koptu. Ve 80 bin tane mi ne satmış o zaman? Ki 80 bin uzun çalar. Hatırlar mısın Zeynep'ciğim? Sen tabii, bu tabii. Türkiye'deydin değil mi? Amerika'da mıydın? Ben Amerika'daydım ama hakikaten buraya yazın falan geliyordum böyle şeye, tatile. Ve size hayrandım. Ve aldım şeyi, kasetleri alıp götürüyordum şey Los Angeles'a. Sonra siz doğru. Çok enteresan vallahi, Los Angeles'ta mı evet, karşılaştınız? Evet. Tanıştınız herhalde canım. Evet. Oo, Türkiye'yi bırakmış bunlar Los Angeles'ta karşılaşıp da. Orada mı ilk birbirinizi tanıdınız? Evet orada yani. Aynen öyle. O Hollywood Caddesi mi? Neresiydi Sunset o? Sunset Boulevard'da. Sunset Cravings Restoran'da. Allah'ımıza evet. Bin şükürler olsun. Ne ben güzel de hatırlıyorsunuz. Restorana girdim, yanımda da rahmetli Derya. Bir de ay baktım canım. Hayko ile beraber evet, oturuyorsunuz bir masada. Los Angeles'te bir konser yaptık. Hemen sohbeti yaptık. Ya. O gün bir restorana götürüyor. O Sunset Boulevard'ı Metin. Orada karşılaştık. Ve orada sonra da sonra Bodrum'da tabii, beraber olduk. Müşterek dostlarımız. O zamandan beri dostluk devam. Evet, yani iki evet. Dostu birleştirmiş çok, oldum çok ben. Çok sevindim Zerrin Hanım'ı görünce.